Merhabalar arkadaşlar. ÖSYM tadında 5'i bir yerde 31. dersimizi yaptık. Geride 150 soru bıraktık arkadaşlar. 200 soruya doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Böyle video çekmeye değer soru buldukça arkadaşlar bunları grupluya dersi yapıp inşallah sizinle paylaşacağım arkadaşlar. 31. dersimizin ilk sorusu üçgende alan arkadaşlar. Bakın bu soruyu seçmemin nedeni bir şu komşu komşu mantığının iyice kafanıza yer etmesi. Şimdi arkadaşlar şekilde boyalı bölgelerin alanlarının eşit olduğu söylenmiş. Buna göre x'in uzunluğu istenmiş. Bakın dikkat ederseniz 2 ile 3, 8 nedir arkadaşlar? Birbirine komşu olan bölgelerdir. 2'nin gördüğü bölge şimdi buradan başlıyor ta nereye kadar arkadaşlar? C'ye kadar. 8'in gördüğü alan da buradan başlıyor ta C'ye kadar. Yani komşu komşu. 2'nin gördüğü bölgeye şunu yeniden bir silecek olursam. Bakın ben 2'nin gördüğü bölgeye 2 alan dersem. 2'nin gördüğü alana bölgeye 2 alan dersem. 8'in gördüğü bölge ne olur arkadaşlar? 8 alan olur. Şimdi şunun tamamı 2 alan olduğuna göre ve burada S olduğuna göre şuraya 2 alan eksi S kalır. Bakın arkadaşlar şunun tamamı neydi? 2 alandı. Şurası S olduğuna göre buraya 2 alan eksi S kaldı. Şimdi 8'in gördüğü bütün alan 8 alan olduğuna göre buraya da 8 alan eksi S kaldı arkadaşlar. Şimdi gelelim x ile 3'ün komşuluğuna. Bakın dikkat ederseniz x'in gördüğü alan şunların hepsi. S'ler giderse x'in gördüğü alan ne burada arkadaşlar? 8 alan. X'e 8 alan gelmiş. 3'e arkadaşlar 3'e kaç alan gelmiş? Yine S'ler gitmiş. 3'e de 2 alan gelmiş. A'lar gider arkadaşlar. Şöyle içler dışlar yaparsak 2x eşittir 24. Her iki taraf 2'ye böldüğümüzde x eşittir 12 birim olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Bakın bir üçgen sorusunda şu iki bölgenin alanı eşit diyorsa bilin ki o soru harflendirme sorusu. Bu tür sorular paralel kenarda dikdörtgenden de geliyor arkadaşlar. Geriye kalan bölgeleri isimlendirirseniz mesela buraya A buraya B diyebilirdim. Ben direkt 2A'ya 8A'dan daldım soruya ve soruya kurban olduk. Bilin ki komşu komşu isimlendirmelerini yaptığınızda soru bitmiştir. Bu paralel kenar ve dikdörtgende de yamuk ve melek kanatları dediğim şeyler vardı hatırlarsanız. Oradan daldığınızda soru rahatlıkla bitmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi geldik ÖSYM'nin çok sevdiği kenarları trigonometrik oranlar türünden yazma sorusuna. Bir ABCD dik üçgeni A dik olacak şekilde verilmiş. AD uzunluğu DC uzunluğuna eşitmiş arkadaşlar. Sizden tanjant x çarpı tanjant y'nin sonucu istenmiş. Şimdi bakın arkadaşlar verilen açıları, verilen kenarı kullanarak istenene ulaşmaya çalışacaksınız. Şunların eşitliği babasının hayrına verilmedi. Ben bunlara rastgele bir değer veriyorum. Mesela 1 diyorum arkadaşlar. Şimdi trigonometrik oranı bulacağım için verdiğim değerin bir önemi yok. Demek ki bunlar sadeleşip gidecek demektir. Şimdi x'i yani taşıma gibi şansım yok. Çünkü büyük üçgende burada x mesela buraya bir harf versem başka bir açı x olmuyor. Ama şurada taşıma şansım var. X şuraya z desem x ile z'nin topla y'nin toplamı arkadaşlar y ile z'nin toplamı 90. Ben buraya z dersem şu b köşesi de y olur. O zaman y açısı olarak burayı kullanabildiğim gibi burayı da kullanabilmem gerekiyor. Şimdi ya Allah diyelim bana tanjant x lazım. Şu açının tanjantını bulduğumuzda bakın tanjant x eşittir arkadaşlar. X açısının karşısı neresi arkadaşlar? AB bölü komşusu nedir peki x açısının? Şu isimlendirdiğim 2 birim uzunluğundaki yer. İçler dışlar yaptığımızda AB uzunluğu 2 tanjant x oluyor. Getirip yazalım. 2 tanjant x. Şimdi y açısını ki muhtemelen bu y açısıdır. Şunda çünkü dikkat ederseniz bulduğum bu tanjant x'i kullanamam. O zaman burada bu y açısını kullanarak karşı bölü komşu ya da komşu bölü karşı yapacağım ki arkadaşlar bulduğum trigonometrik oran harfle ya da isimlendirdiğim kenarla birlikte y kullanılmış olsun ama ben tanjant y lazım. O yüzden tanjant y'den yola çıkıyorum. Tanjant y eşittir arkadaşlar. Bu y'nin karşı kenarı 1 birim arkadaş. Karşı kenarı 1, komşu kenarı da 2 tanjant x. İçler dışlar yapıyorum. Doğru yoldayım. Tanjant x çarpı tanjant y lazım çünkü bana. 2 tane tanjant x çarpı tanjant y eşittir 1 olur. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde tanjant x çarpı tanjant y arkadaşlar 1 bölü 2 bulunmuş olur. ÖSYM bu tip soruları çok seviyor. Yani kenarları trigonometrik oran türünden ifade etme. Özellikle böyle sorularda
Arkadaşlar hiçbir kenar uzunluğu verilmemişse oranlı verilen kenarları rastgele isimlendirebilirsiniz. Mesela buraya 2 kaya 3 k deseydi ben buraya 2 buraya 3 deyip öyle soruya kurban olacaktım. Yani buralarda isimlendirme ya da harflendirme ya da nedir rastgele değer verebileceğiniz bir oranlı kenar varsa arkadaşlar değer verin, işi kolaylaştırın. Yoksa çok fazla harf kullanacaktık, işin içinden çıkılmaz hale gelecekti. Şimdi gelelim 3. sorumuz. Bakın 3. sorumuz bir parabol sorusu. 2 ile 5 kapalı aralığında tanımlı fx eşittir x kare artı m eksi 2x artı 1 fonksiyonun alabileceği en büyük değer f2 en küçük değer f5'tir. Buna göre m'in alabileceği en geniş değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın arkadaşlar bu kollar yukarıya doğru olan bir parabol. Şimdi normalde bu parabolde bakın eğer tanım kümesiyle ilgili şu kısıtlamayı yapmış olmasaydı bunun bir tek en küçük değeri vardı, o da k'ydı. E peki ne zaman bunun en küçük değerine bir en büyük değer eklenir? Parabolün tanım kümesi şurada olduğu gibi 2 ile 5 aralığından deyip kesilmişse arkadaşlar bunun bir de en küçüğün yanına en büyük değer oluşur. Şimdi burada iki durum söz konusu. Bakın birincisi mesela r bu ortada arkadaşlar. 2 dediğim değer sol tarafta. Eğer 5 dediğim değer de sağ tarafta olsa r'nin arkadaşlar. Çünkü küçük sol büyük sağ. Burada yine en küçük değer k olur. Bakın dikkat ederseniz arada kaldığı için bunun en küçük değeri yine k olur. 2 ve 5'ten hangisi daha yukarıdaysa ben burada 5'i yukarıya yazdım ama 2 de yukarıda olabilir. Bunlardan hangisi daha yukarıdaysa arkadaşlar o en büyük değer olur. Ama burada öyle demiyor. Burada diyor ki yani kestiği iki noktadan birine en küçük birine en büyük değer demiş. E bunun olabilmesinin yolu arkadaşlar. Bakın bunun da olabilmesinin yolu. Diyelim R şu ortadaysa. Şimdi 2 ve 5'in bu tarafta olduğunu düşünelim önce. 2 ve 5 bu tarafta olursa arkadaşlar. Bakın 2 ile 5'in R'nin sağ tarafında olduğunu düşünelim. E bu durumda R dışarıda kalmış oldu. O zaman bu F2 bizim en küçük değerimiz. F5 de bizim en büyük değerimiz. Bu ne oldu arkadaşlar? En küçük F2. F5 ne oldu? En büyük. Peki öyle mi demiş? F2 için en büyük demiş. Hayır. Demek ki arkadaşlar bizim iki noktamız yani 5 ve 2 arkadaşlar sol tarafta kalmış. 5 ve 2 sol tarafta kalmış. Ve F2 değerimiz yukarıda. F5 değerimiz aşağıda olduğu için F5 en küçük. F2 de en büyük değer olmuş ki öyle diyor. Peki bu 5 yani R'nin olduğu yerde tam olabilir mi? Yani bu 5 gelip tam R'nin orada bile olsa F5 en küçük değer olur. Ama bu tarafa geçtiği an yani 2'nin R'nin sağına geçtiği an en küçük değer K olur. O zaman şunu diyebiliriz. Bir kez arkadaşlar bizim F2 değerimiz en büyük değerdi zaten. F2 değerimiz neydi? En büyük değer. F2 büyük eşittir arkadaşlar. Neden? F5'ten. F2 büyük eşittir F5'ten. O da F5'te arkadaşlar. Şimdi eşitlik yok. Daha büyük olacak. F5'te büyük eşit K olabilir. K olabilir. O zaman şunu diyebiliriz. 5 ya soldadır. Ya da R'nin tam üzerinde olabilir. Yani R büyük eşittir 5'ten arkadaşlar. R büyük eşittir 5'ten. En son buna ulaştık. Yani 5 değeri en fazla R'ye kadar gelebilir. Ama R'yi geçtiği an en küçük değer K olur. R büyük eşit 5. O zaman 5 küçük eşittir. R eksi B yani 2 eksi M bölü 2A'dan 2 mi olur? R neydi arkadaşlar? Eksi B bölü 2A. İşler dışlar. 10 büyüktür 2 eksi m. M'i sola aldım arkadaşlar. Onu karşıya atarsam m küçük eşit eksi 8. Yani eksi sonsuzla eksi 8 kapalı aralığında olabilir. Var mı öyle bir şıkkımız? E şıkkında öyle bir seçeneğimiz var. Bakın çok önemli bir soru türüydü bu. Aklınızda iyi tutun. Aslında burada en düşürücü şey eksi 8'i açık aralık verip size kurban olabilir arkadaşlar. Yani eksi sonsuz eksi 8 aralığı şıklarda olduğunda bazı öğrenciler direkt atlayabilir. Dikkat ediyorsunuz. Paraboli kesme sorularında en küçük eğer R bu aralıktaysa tamam. En büyük ya da en küçük yine R'nin karşılığında olan K olur. Ama yok R bu aralıkta değilse en büyük ve en küçük değer F2 veya F5 olur arkadaşlar. Soru mantığını aklınıza iyi yazın.
Gelelim dördüncü sorumuza arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda bir üçüncü dereceden polinom fonksiyonu verilmiş. Fx eşittir x küp eksi 12x artı a eksi 2 fonksiyonun belirttiği eğri x eksenini 3 farklı noktada kesiyor. X eksenini kaç noktada kesiyormuş? 3 farklı noktada kesiyormuş. Şöyle arkadaşlar, nasıl olsun? Mesela diyelim geldi, burada döndü, geldi bir daha kesti, döndü, gitti. 3 noktada kesti mi? Kesti arkadaşlar. Ya da tam tersi olabilir. Yukarıdan geldi, aşağıdan döndü, kesti. Böyle de olabilir ama ikisinden biridir sonuçta arkadaşlar. 3 kez kesmesi için bir tepe arkadaşlar, bir de çukur olması lazım. Yani nedir? Türevin, ki bu teper ve çukurlara biz ne diyoruz? Türevin kökleri. Türevin kökü. Yine şu çukur ne arkadaşlar? Türevin kökü, yani ekstremum noktaları. Türevin kökü. Demek ki bizim türevimizin iki kökü olması lazım. Fonksiyonun türevini aldım. Ev türev x eşittir ne oldu arkadaşlar? 3x kare eksi 12 oldu. Sıfır eşit diyeceğim kök bulmak için. 3'e böldüm. X kare eksi 4 eşittir 0. Ki x eşittir 2 ve x eşittir eksi 2 çıktı. Tamam, şu eksi 2 zaten arkadaşlar. Bu da artı 2. Yalnız işimizi garantiye alalım. Eksi 2 ve artı 2'de tepe mi oluşacak, çukur mu oluşacak, onu net bilelim arkadaşlar. Şimdi neyle başlıyoruz? X küpün, yani türevin işaret analizi artı ile başlıyoruz. Artı eksi artı. Nedir? Artarak gelmiş sonra azalmış. Azalarak gelmiş sonra artmış. Eksi 2'de tepe, 2'de çukur. Biz de öyle yapmışız zaten arkadaşlar. Şimdi buraya kadar tamam, eyvallah. Ama ne isteniyor benden? A'nın alabileceği tam sayı değerler toplamı. Şimdi bakın arkadaşlar, 2 ve eksi 2'de tepe oluştuğuna göre bir kez f eksi 2 değeri sıfırdan büyük bir değerdir. F2 değeri de nedir arkadaşlar? Sıfırdan küçük bir değerdir. O zaman buradan kurban olacağız. Ne oldu buradan? F eksi 2 değerini bulalım. X yerine eksi 2 yazarsak arkadaşlar, eksi 8 artı 24 artı a eksi 2 oldu buradan. Ne çıkar? 24 14 artı a. 14 artı a arkadaşlar. Ne olması lazım? F eksi 2 büyük 0 olacak. 14'ü karşıya attım. A büyük bir kez eksi 14 olacak. Bu burada kalsın. Peki diğeri ne arkadaşlar? F2 değeri de 0'dan küçük olacak. Hemen F2'yi de bulalım şuradan. F2 eşittir arkadaşlar, F2'yi direkt bulayım burada. 2'nin küpü 8. Eksi 24 artı a eksi 2. Ne olur buradan arkadaşlar? 26 değil mi? 26, 8 çıkarsa 16 mı çıkıyor? Eksi 16 değil mi? 26, 8 çıktı. A eksi 16 çıktı arkadaşlar. A eksi 16. O zaman bunun da sıfırdan küçük olması lazım. Karşıya attım. A küçük 16. Bakın arkadaşlar, şu ikisini birlikte düşünecek olursak biz, A değerimiz nereye yazayım? Şöyle görünebilecek bir yere yazayım arkadaşlar. A değerimiz şuraya yazıyorum. Eksi 14'ten büyük, artı 16'dan da küçük olması lazım. O zaman bu arada eksi 14'ten artı 14'e kadar, yani eksi 13'ten artı 13'e kadar A değerler birbirine kurban olacak. A'nın alabileceği tam sayı değerler toplamı. Geriye ne kalacak arkadaşlar? 14, 15 ve 16 mı kalacak arkadaşlar? 16 kalmayacak. Bir yerde hata yaptık gibi geliyor bana. Çünkü şıklar büyük arkadaşlar. Nerede hata yaptığımıza bir bakalım. F2, F-2 yazdık. Eksi 8. Artı 24, eksi 2. Ne oldu arkadaşlar? 24, eksi 10, 14, A artı 14 oldu. Burası doğru. X yerine 2 yazdığımızda 2'nin küpü 8, eksi 24, artı A eksi 2 mi oldu arkadaşlar? Eksi 26 arkadaşlar. Eksi 26 ile artı 10... Arkadaşlar 18 oluyor şurası. A küçük ne oluyor burası? 18 mi? İşlem hatası. 18'den küçük olursa 14, 15, 16 da dahil, hatta 17 de dahil. Toplarsak arkadaşlar 14, 16 daha ne yaptı? 30. 15, 17 daha 32. Toplarsak 62 bulunmuş olur. Yani A şıkkı arkadaşlar. Soru çözümünü aklınıza iyi yazın. Türevle ilgili sorulabilecek çok güzel soru türlerinden biri. Hatta datlıyı da hak ediyor. De benim gibi hata yapmayın. Biraz dikkatli çözün arkadaşlar. Yoksa soru size bana kurban olduğu gibi olabilir arkadaşlar. Devam edelim. Beşinci sorumuz bir integral sorusu. Bakın öğrencinin çok çok hata yapabileceği bir soru türü. O yüzden dikkat istiyorum. Diyor ki yukarıda y eşittir fx fonksiyonu grafiği verilmiştir. A1, A2, A3 bulundukları kapalı bölgenin alanlarını göstermektedir. A1'e 3 demiş arkadaşlar şuraya. A2'ye 2 demiş. A3'e de 5 demiş alan olarak.
Eksi 2'den 1'e x bölü 2 fx kare eksi 3 dx integralinin değeri kaçtır? Bakın arkadaşlar, bu ya değişken değiştirmedir ya da direkt integral sorusudur. Şimdi bakalım, burada birinin türevi dışarıdaki ifadeyi veriyorsa şu içeriye u diyeceğim. Bunun türevi dışarıyı veriyor mu? Yani 2x, ama ben onu ayarlarım. Şimdi x kare eksi 3'e ben u dersem bunun türevi 2x dx eşittir du olur. Yalnız burada 2x bölü 2 var arkadaşlar. Her iki tarafı şöyle bir 4'e böleyim. Şunlar sadeleşsin. X bölü 2 dx du bölü 4 oldu arkadaşlar. Şu 4'tü. O zaman bu integral neye dönüştü arkadaşlar? Sınırlarda biraz sonra bulacağım. Du bölü 4'teki o 1 bölü 4'ü dışarıya alıyorum arkadaşlar. Şuna da u demiştim. F u du oluyor. Bakın du bölü 4'teki 1 bölü 4'ü dışarıya aldım. Şimdi sınırlar lazım bana arkadaşlar. Buradaki sınırlar lazım. Peki sınırlarda x'imiz 1'di arkadaşlar önce. X yerine 1 yazarsam ben, bakın x yerine 1 yazarsam yeni sınırları buluyorum. X yerine 1 yazarsak burada 1'in karesi 1 eksi 3 eşittir u'dan. U buradan ne çıkıyor arkadaşlar? Eksi 2. Demek ki üst sınırımız eksi 2'ymiş. Sonra x yerine bir de ne yazacağız arkadaşlar? Alt sınırımız ne? Eksi 2. X yerine eksi 2 yazdığımızda eksi 2'nin karesi 4. 4 eksi 3 eşittir u'dan. U eşittir 1 çıkar. Bakın burada şuna dikkat edeceksiniz. Şimdi alt sınır küçük, üst sınır büyük olması lazım. Değişikse bunların yerini değiştirmeniz lazım. Siz bunların yerini değiştirdiğinizde integralin sonucunun da işareti değişir. Yani bu eşittir eksi 1 bölü 4 tane arkadaşlar. Eksi 1 bölü 4 tane. Eksi 2'den 1'e f u d u olur. Yani bu da zaten neydi? İntegraldi. Eksi 2'den 1'e. Eksi 2'den 1'e arkadaşlar. Dikkat ederseniz fonksiyonumuz alt bölgede. Fonksiyon alt bölgede ise eksi 2'den 1'e kadar olan fx dx arkadaşlar alanın negatifi olur. Yani eksi 5 olur. O zaman şuranın sonucu nedir arkadaşlar? Eksi 5. Eksi 1 bölü 4'ü eksi 5 ile de çarparsanız sonuç artı 5 bölü 4 olarak, yani E bulunmuş olur. Bakın A3'ü hiç kullanmadık. Aslında kafa karıştırmak için vermiş. Değişken değiştirdiğimizde 1 ile eksi 2 aralığı çıktı. Ben üst sınırla alt sınırın yerini değiştirdiğimde belirli integralde integralin işareti eksiyle çarpılır. X ekseninin alt tarafında integral negatif. X eksenin üst tarafında, mesela burada 1'den 5'e fx dx deseydi arkadaşlar, bu integralle alan aynıydı, 5. Ancak eksi 2'den 1'e fx dx arkadaşlar alt tarafta olduğu için eksi 5'e eşittir. O nedenle eksi 1 bölü 4 ile eksi 5'i çarptık. Artı 5 bölü 4'ü bulup soruya kurban olduk arkadaşlar. İntegralde bu sınır değiştirmeler, değişken değiştirmelerle ilgili olarak sorulabilecek bir tatlı soruydu arkadaşlar. Böylece 31. dersimizin de sonuna geldik. Diğer dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Beğenmeyi unutmayın.